özel bir bağlantım var. Bir duygu bağım var. Bakın, Hocalı katliamı 1992 yılında yapıldı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, hemen dağılmasının ardından gerçekleşti. 26 Şubat 1992. 106 kadın orada katledildi. 70 yaşlı insan öldürüldü. 63 çocuğa acımasızca işkenceler yapılarak hayatlarına son verildi. Ve 613 kişi toplam bu katliamda, adeta bir soykırım. Soykırım diyorum çünkü zaten Hocalı kasabasında topu topu 7 bin kişi yaşıyordu. Evet. Ve bu bütün tarafsız tarih gözlemcilerine göre bir katliam ve soykırımdı. Soykırım girişimiydi. Bunun ilk görüntülerini ben TRT'de yayınladım. Pardon, CNN'de yayınladım. Ve görüntüler elimize geçtiğinde seyredemedim. O kadar feci bir katliamdı. Ve daha sonra 1998'de biz Profesör Haluk Şahin dostumla birlikte Azerbaycan'a gittik. O zamanki devlet başkanı merhum Haydar Aliyev'in davetlisi olarak. 3 gün kaldık Bakü'de. Röportajı yapmak için gittiğimizde, kameralar hazırlanırken beni ve Haluk Şahin'i yanına çekti. Adeta çocuklarıyla konuşur gibi, böyle babacan bir tavırla. Bakın dedi, ben Türkiye'yi çok seviyorum dedi. Ben Sovyetler Birliği İmparatorluğu döneminde o coğrafyayı yöneten o büyük gücün ilk 5 kişisinden biriydim dedi. Politbüro'nun 5 isminden biriydim. Eğer Türk olmasaydım ben genel sekreter olacaktım dedi. Yani Gorbaçov gibi, Stalin gibi ve diğerleri gibi. Ama dedi, sizinkiler bana darbe yapmaya kalktılar dedi. Buna rağmen ben sizi canım gibi seviyorum dedi. Türkiye ve Türkler için. Canım gibi seviyorum dedi. Bir şey daha anlatayım dedi. Bizim neft işlerine bakan dedi. Neft, petrol. Neft işlerine bakan bir yetkili hırsızlık yapmış. Çalmış çalmış dedi. Türkiye'ye gitmiş. Halen yandaş gazetelerde önemli yeri olan bir kişinin de ismini verdi. Burada zikretmeyeyim. Onun kardeşiyle benim aleyhime dolap çeviriyorlar dedi. Ve ya çok zeki, kurt gibi bir adam, her şeyi çok iyi bildiğini anlatıyor ve yaptığı iyiliklerin karşısında kendisine reva görülenin çok yanlış bir davranış olduğunu ve oraya yağmalanacak, o petrol zenginliği nedeniyle çökülecek bir yer gibi bakılmasına tepki gösteriyordu. Özeti bu. Şimdi aradan yıllar geçti. 98'den sonra işte geldik 2021'e. Bugün bakıyoruz yine Azerbaycan'ın petrol zenginliği yine bu 5 müteahhit tarafından çökülecek bir varlık olarak değerlendiriliyor. Yani bu bence üzerinde önemli durulması gereken ve Azerbaycan'a karşı yaptığımız çok büyük bir yanlışın somut örneğidir. Somut örneğidir. Ve Sedat Peker de yine bu çerçevede bu konuyu aynı bakış açısıyla gündeme getirdi. Bazılarının orada çökmek için var olduklarını söyledi. Yani bunları ben ilk kez bu akşam burada paylaşıyorum. Çok teşekkür Bana ediyorum. ayrıca Azerbaycan parlamentosu Hocalı toprağının içinde bulunduğu bir gümüş
kap armağan ettiler. İçinde Hoca'da toprağı var. Ve Galiya Paşayeva milletvekili Star Televizyon'da haberleri sunarken geldi ve bana verdi. Ayrıca Azerbaycan Meclisi de bir plaket lütfetti. Azerbaycan'a biz çok farklı yaklaşabilirdik. Evet. Bir aileden çok olumlu söz etmek istiyorum. O da en son Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Ermenilerle savaşta çok büyük üstünlük sağlaması nedeniyle Azeri güçlere Bayraktar ailesi ve onların ürettiği SİHA'lar ve İHA'lar. Evet. Hakikaten bu aile çok değerli bir aile. Yani onu Sayın İlker Başbuğ'a da sorsanız aynen benim gibi değerlendirecektir. Ahmet Yavuz Paşa'ya da sorsanız Bayraktar ailesi için aynı şeyleri söyleyecektir. Onlara ben...